Hepinize merhaba. Bugün yeni Erdoğan hükümetinin 50 günlük karnesine bir bakacağız. Bu 50 gün içerisinde neler yaptılar? Hangi icraatlara imza attılar? Bunları inceleyeceğiz. Tabii bu 50 günlük karnede bizim esas odaklanacağımız nokta ekonomi politik boyut ve dış politikadaki ana konular. Hemen girişte bir özet, özetin özeti yaparak şunu söyleyeyim. Özetle yeni Erdoğan kabinesi 50 günde ekonomide ve dış politikada tamamen Amerikan stratejisine eklemlendiler. Evet işe ekonomi politikle başlayalım. E, ekonomide esas itibariyle ve sonuçları itibariyle New York bankerlerine ve Londra tefecilerine yeniden bağlandılar. Tabi bu yeniden bağlanmayı şu anlamda e, kullanıyorum. E, o bağ e, zaten vardı ama bir ölçüde bir ölçüde zayıflamıştı. Şimdi Erdoğan o bağı yeniden sağlamlaştırıyor kimlerle? Şimşek, Erkan ikilisiyle e, Maliye ve Hazine Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı e, Erkan bu ikili e, Erdoğan'ın kısmen gevşemiş Batı'yla stratejik e, ilişkilerini bağı yeniden restore ediyor ve daha da sağlamlaştırıyor. Tabii haliyle bu e, Erdoğanların hani e, böyle çok e, yeni bir ekonomi politika sunuyormuş gibi birkaç yıldır reklamını yaptıkları e, tablonun değişmesi ve neoliberalizmin ipine daha da çok sarılmaları anlamına geliyor. Yanlış anlaşılmasın. Savundukları, propaganda ettikleri şey aslında neoliberalizmin dışında bir program zaten değildi. Onun içindeydi ama bazı küçük sapmalar vardı. Şimdi o sapmalar ortadan kalkıyor ve Erdoğan, Şimşek, Erkan ikilisiyle bağını neoliberalizmle tamamen e, sağlamlaştırmaya başlıyor. Zaten biz bunu pratikte de kendi hayatımızda gördük. İşte nitekim 50 gün içinde yaptıkları zamlar ortada. Çünkü bu neoliberal sistemi hani nasıl özetlerseniz özetleyin son tahlilde vardığı yer şu tanıma yol açıyor neoliberalizm zengini zenginleştiren yoksulu yoksullaştıran bir sistem. Amerika'da da bu böyle, Türkiye'de de bu böyle. Amerika'da da servetin yani nüfusun %1'i servet, %1'inin serveti, %50'lerin servetini geçmiş durumda. Türkiye'de de benzer bir tablo 3 aşağı 5 yukarı var. Her neyse netice itibariyle bu zamlarla aslında e, neoliberal ekonomi politiği en en sert şekilde uygulayacaklarını e, bizlere göstermiş oldular. E, Temmuz ayı için memura, emekliye verdikleri zam da zaten daha maaşlar alınmadan e, erimiş, ortadan kalkmış oldu. Şimdi tabii şunun altını çizelim. E, Türkiye Neoliberal Program'a 12 Eylül'le e, bağlandı. Daha doğrusu 24 Ocak 1980 kararlarıyla bağlandı. Tabi 24 Ocak kararlarını uygulayabilmek, bir karma ekonomi modeline sahip Türkiye'yi neoliberal ekonomiye bağlamak o kadar kolay değildi. O nedenle 24 Ocak kararları, 24 Ocak 1980 kararları 12 Eylül 1980 darbesiyle, sopasıyla uygulanabildi. Şimdi Şimşek ve Erkan e, ikilisinin e, bu programı da e, uygulayabilmesi esas itibariyle de Türkiye'de tek adam rejiminin rijitliğine belli ölçülerde bağlı olmuş olacak. Bunu da göreceğiz. Evet bu arada tabii ülke zaten hani tuhaf vergi ödüyor Türk milleti. Verginin vergisini ödüyoruz. Bu kadar tuhaf bir durum var. Şimdi vergiye de zam yapılarak yani verginin vergisini öderken bir de vergiye zam yapılarak emekçilerin beli daha da büyümüş olacak. Daha önceki çeşitli yayınlarda yapmıştık artık Beyaz yakalıların bile mavi yakalaştığı bir e, düzen e, inşa olmuş vaziyette. Buradan şunu da e, belirtelim. Yani bu vergi zammı hikayesini e, herkes e, tabii kendi bakışına göre yorumluyor. Hangi iktisadi perspektiften baktığınıza bağlı olarak e, vergi zammını değişik şekillerde tanımlayabilirsiniz. Ha yani e, AKP medyasıysanız bunlara zam falan da demezsiniz, güncelleme dersiniz ama nereden bakarsanız bakın sonuçları itibariyle vergi zammı aslında iktidarın AKP iktidarının büyük burjuvaziden servet ve rant vergisi almamak için vergiyi tabana yayma adı altında halktan haraç almasının ve sistemin çarklarını zenginlerin lehine döndürebilmek için Yoksulu daha da ezmesinin adıdır. Bunun dışında hiçbir tanımı ben e, durumu anlatır görmüyorum. Onu da belirtmiş olayım. Ha, bu tabi Marksist perspektiften, e, perspektiften bakarak yaptığım bir tanımlamadır. Doğrudur. E, ama gerçek budur. E, beşli çetelerin servetlerine el koymamak, onların rant gelirlerini e, dokunmamak, hatta onların vergi borçlarını silmek şeklindeki e, bir ekonomik tabloyu netici netice itibariyle getirip işte vergiyi tabana yaymak adı altında size bize yüklemiş oluyorlar. Zaten başka önceki bir yayında da e, dikkat çekmiştik. Türkiye'de zaten e, dolaylı vergiler e, esas vergi haline gelmiş durumda. Yani dolaysız, direkt doğrudan vergi olan e, bu tip vergiler, gelir vergileri, rant vergileri düşük. Diğer dolaylı vergiler %70'lere gelmiş durumda. Nedir o dolaylı vergiler? İşte bizim e, Neoliberalizmi ilk uygulayan Turgut Özal'ın icat ettiği KDV ve ondan sonra da uygulanan çeşitli e, özel iletişim vergileri vesaireler vesaireler. Bunları daha çok ödüyoruz. Toplam e, vergi kalemlerinin e, neticesine bakıldığında bunların %70'lere vardığı görülüyor. Evet, şimdi gelelim şuraya. E, tabii e, ekonomisinin e, rotası, e, dış politikasının rotasını da, e, tayin edecektir bu aşağı yukarı her iktidar için geçerlidir. Yani ekonomisi bir tarafa bakıyor e, dış politikası başka bir rotada 180 derece zaten böyle bir şey mümkün değil. O nedenle ekonomide e, Türkiye'yi New York e, Londra eksenine e, yeniden eklemleyen AKP iktidarı e, dış politikada da buna uygun bir e, tutum izledi ve Türkiye'yi Amerikan planlarına dahil etti. Bu planları... İlerleyen günlerde ayrıntılı konuşacağız. NATO Vilnius zirvesinin 90 maddelik sonuçları geleceğimizi oldukça ilgilendiriyor. Bu nedenle ayrıntılı konuşacağız ama bugünkü kısmıyla çok özet şunu söylemiş olalım. Türkiye ABD planlarına eklemlendi ne yazık ki. Tabii işin tuhaflığı şu. Yani buna bir kısmımız şaşırmıyoruz, bir kısmımız şaşırıyoruz. Çünkü Erdoğan bir yandan da hakikaten insanları şaşırtıyor. Öyle laflar, öyle sözler. Öyle vaatler dile getiriyor ki yani oradan geri adım atılmaz. O kadar da u dönüşü olmaz diyorsunuz ama oluyor. Bu mesele e, tabii İsveç'in NATO üyeliğini onaylamama meselesi daha önceki Raip Branson vesaire gibi sözlerle kıyaslanmayacak önemde bu çünkü Türkiye'nin durumunu daha da etkiliyor. Ama işte bakıyoruz İsveç'e hatta daha yoldayken bile yaptığı açıklamalarda İsveç'e kesinlikle onay vermeyeceğini söyleyen iktidar döndü dolaştı NATO zirvesinde Biden'la görüştü Erdoğan. Biden'ın istediklerini dinledi, istediğini yerine getirdi ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Ha şu saatten sonra bunu ya meclis top mecliste deyip biraz da orada oyalar oyalamaz bu ayrı yani orada olasılıklar var hatta tam tersine Erdoğan'ın bu işi CHP'nin üstüne onun onayına bırakarak yıkmak şeklinde bir manevrası bile olabilir hiçbir şey bizi şaşırtmaz bu anlamda her neyse özet şu bu NATO kararıyla mesele ABD planlarına bağlanmak şeklinde neticelenmiş oldu İsveç'in NATO onaylanması sürecinin özü bu. Bu tabi şunu da getirmiş oluyor. Neoliberalizmin ilk başladığı yıllardaki bir model vardı, ilişki modeli. NATO'da Rogers-Evren işbirliği. O işbirliği de biliyorsunuz Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü konusundaki Türk engelini ortadan kaldıran bir işbirliği modeliydi. Şimdi o Rogers-Evren işbirliği modeli, biden erdoğan işbirliği modeli şeklinde ne yazık ki güncellendi. Evet, e, tabii Erdoğan'ın bu süreçte yaptığı çeşitli hamleler de oldukça tartışmalı. İşte Türkiye'deki Nazi Azov taburuna bağlı bazı isimleri Ukrayna'ya iade etti. Rusya haliyle buna tepki gösterdi ve Ankara'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Bunu hatırlayalım. Diğer yandan şimdi Amerika'yla yeni bir başlangıç diye ifade ediyor Erdoğan durumu. Böyle ilan ediyor. Ama bunun beraberinde Yunanistan'la da bir normalleşme havasının geldiğini görüyoruz. Ee, ve Mavi Vatan'ı da artık dillerine e, almamış oluyorlar. Ve tabii bütün bunları bu rota e, durumunu düzeltme e, işlerini de yine AB kapısına bağlayarak yapıyorlar. Efendim işte AB şartı öne sürdük diyorlar. AB kapısı kullanım değerini dolayısıyla e, sürdürmüş oluyor. Yıllar yıllar önce de AB kapısına bağlanarak Türkiye rotasını e, Atlantik cephesinde tutturmaya çalışmışlardı. Şimdi de yine AB kapısı devreye sokularak bu manevralar gerekçelendirmiş oldu. Evet tüm bunlardan hareketle de Batı basınında, Atlantik medyasında çokça yapılan yorumların ana teması, ana odağı Erdoğan'ın rotayı yeniden batıya çevirdiğine yönelik. Evet bizce zaten yönü hep oradaydı da Batı da Batı ilişkilerinde daha elini kuvvetlendirebilmek ve pazarlık yapabilmek için kısmen Doğu'ya dönmüş ve doğuyla yaptığı işbirliğini Batı ile yapacağı işbirliğinin pazarlık kartı haline getirmeye çalışmıştı. Böyle bir neo Abdülhamitçilik diye tanımladığım bir siyaset izlemişti uzun zamandır. Evet 50 günlük karne bu. Karne bu da insan tabii bir de şuna şaşırıyor. 50 gün geçti seçimlerin üstünden. Siz seçim öncesi 50 günü hatırlayın. Biliyorsunuz seçim süreci boyunca Erdoğan işte üst akıl dedi, dış ihraklar dedi, muhalefeti Biden'ci olmakla suçladı ve esas olarak da seçimi hani ekonomik kriz, sığınmacı meselesi gibi çok önemli gündem konularını muhalefet de iyi değerlendiremeyince terör, güvenlik gibi meseleleri ana odak haline getirerek Erdoğan seçimi kazanabilmiş oldu, sandıktan çıkabilmiş oldu. Şimdi tabii iktidar cephesi 50 gün boyunca e, muhalefeti Londra tefecilerine, e, Londra tefecilerine teslim olmak, Londra tefecilerinin maşası olmak e, ilan ettikten sonra ve yine iktidar cephesinde eee Biden'ın kucağına muhalefet oturmakla e, suçlandıktan sonra şimdi dönüp ekonomide e, Londra tefecilerine eklemlenmeleri ve Biden'dan da takdir alarak Amerikan planlarını onaylamaları Amerikan planlarına dahil olmaları hakikaten ibretliktir yani bu 50 gün önceki durum neydi 50 gün, 50 gün sonraki durum neydi bir Biden'ın kucağı lafı üzerinden bu tartışılıyordu ama işte bu yakışıksız kavram Türk siyasetine sokulmuş bu yakışıksız kavram kullanıla kullanıla ne yazık ki tersine döndü Erdoğan Şimşek, Erkan üçlüsü diyelim uyguladıkları neoliberal programla İsveç'in NATO üyeliğine onay vererek bu kucak tartışmasını da aslında netleştirmiş oldu. İş geliyor, bu uygunsuz, bu yakışıksız kavramı şehvetle kullanan siyasetçilerin de bunu sosyal medyada bir küfür gibi karşıtlarına ifade edenlerin de bu tablodan bu sonuçtan ders çıkarabilmelerine. Ders çıkarılırsa ne ala, ders çıkarılmazsa Türkiye'de bu tip yakışıksız kavramlarla siyaset yapmaya, birbirimizi suçlamaya ne yazık ki devam etmiş olacağız. Evet, 50 günlük karne böyle. Siz isterseniz bunu sayısala da çevirin. 10 üzerinden bu 50 günlük karneye puanlarınızı verin yorumlarda. Ekonomi şu not, not işte dış politika şu not diye kendi görüşlerinizi ifade edin e, bakalım sıfırın üstüne çıkabilecek misiniz görüşmek dileğiyle.